İdarecilerinize sövmeyin. Onlara dua edin. Çünkü onların iyi olması sizin iyi olmanız demektir. Hadisini bize açıklar mısınız? Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam, idarecilerinize sövmeyin. Onlara dua edin. Çünkü onların iyi olması sizin iyi olmanız demektir. Aynı zamanda onların kötü olması da sizin, yani onların yanlış yapması da sizin zarar görmeniz demektir. Onlara dua etmek gerekir. Onlara sadece dilimizle değil, bir de gönlümüzle, fiilimizle onlara yardımcı olmamız gerekir ki dua etmiş olalım. Herkes şu andaki durumu görüyor, biliyor. 10 sene önceki durumu da biliyorduk. 15 sene önceki durumu da gördük. Şu andaki durumu 10 sene, 15 sene önceki durumla kıyaslayalım. Memleket ne kadar büyümüş, ne kadar gelişmiş, ne kadar daha evet, millete, vatandaşına hizmet ediyor. Bununla beraber okullarda özellikle mesela Kur'an dersi vardır, tefsir dersi vardır, siyer dersi vardır, Resulullah Efendimiz'in hayatını anlatan dersler vardır. Daha önce ne öğretiliyordu? Darwin'in saçmalıkları anlatılıyordu. Değil mi öyle? Yani Allahsızlık anlatılıyordu. İnsanlar maymundan gelmedi diyordu. Evet, aradaki farkı görmek gerekir. Yani elimizi vicdanımıza koyup öyle konuşmamız gerekir. Onun için söylüyoruz. Ne demişler? Akıllı insanlar gördüklerine, ahmak insanlar duyduklarına inanırlar. Allah kulü huzura aldığında, onu hesaba çekerken, aklından, öğrendiklerinden, gördüklerinden hesaba çeker. Duyduklarından hesaba çeker. Ama akıl mutlaka hakla batılı ayırt ediyorsa akıldır. Doğruyla yanlışı ayırt ediyorsa akıldır. Kendisi için hayır olanla şer olanı ayırt edebiliyorsa o akıldır. Cennetiyle cehennemi, cennetin yolunuyla cehennemin yolunu birbirinden ayırt edebiliyorsa o akıldır. Kullanılmış akıldır. İnsanın aklını kullanması gerekir. Bununla beraber Allah bizi huzura aldığında bize bizim hesabımızı sorar. Bizi huzura aldığında biz kalkıp işte farancalar şöyle yaptı, filancalar böyle yaptı, doğru yaptı, bu da yanlış yaptı desek Allah'tan alacağımız cevap nedir? Kurum sen ne yaptın? Senin ne yaptığını soruyorum. Ben demedim mi? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye. Sen güzel yapanlarla beraber oldun mu? Doğru yapanlarla beraber oldun mu? Cennetin yolunu gösterenlerle beraber oldun mu? Onlarla beraber hakka, cennete yürüdün mü? Bunun için kullarıma yardım etmeye çalıştın mı? Sen onu söyle. Kim ne yapmış değil. Sen ne yapmışsın onu bana anlat. Hangi durum karşısında olursa olsun bize düşen Allah adına hareket etmektir. Ebedi hayatımızın hesabını yapmaktır. Allah'ın rızasının, dostluğunun hesabını yapmaktır. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Evet. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Hep beraber sarılmamız gerekir. Bununla beraber Allah parçalanıp bölünmeyin, parça parça olmayın. Sonra gücünüzü kaybedersiniz dedi. Gücünü kaybedince ne olur? Gücünü kaybedince şeytan sana galip gelir. Onun için Allah bizim bir ve beraber olmamızı istiyor. Bir ve beraber olunca mutlaka evet, galip geliriz. Allah ayet-i kerimede öyle buyurdu. Sizden sabırlı. Eğer 20 kişi bulunursa 200 kişiye bedeldir. 200 kişi bulunursa 2000 kişiye bedeldir. Yani 1'e 10. Sayı önemli değilmiş. Önemli olan hakta sabretmektir, sabırlı olmaktır. Dik durmaktır. Allah nasıl seviyorsa öyle yapmaktır. Doğru yapmaktır. Mesele kazanmaktır. Kazanmak sadece yaşarken kazanmıyoruz. Ölenler de kazanıyor. Asıl belki ölenler kazanıyor. Neden? Çünkü ölen ebedi hayatını kazanmış. Eğer hakta durduysa.
Allah'ın emrettiği yerde durduysa, Allah'ın hesabını, rızasının, ebedi hayatının hesabını yapıp durduysa, nerede ölürse ölsün o fark etmez, Allah yolunda şehit olmuştur. Dolayısıyla o kazanmıştır. Ölse de kazanır, yaşasa da kazanır. Onun için, kazanmak için dik durmak gerekir, sabretmek gerekir, gerekirse gerekeni de yapmak gerekir. O tavizi vermemek gerekir. Evet, karşımızdaki kim olursa olsun o fark etmiyor. Sayı da önemli değildir. Evet, kazanmaya talip olmak gerekir. Onun için söyledik. Bizimle beraber yürüyenler Allah yolunda ölümü göze alabilenlerdir. Canını kurban edebilecek olanlardır. Sadece böyle bir durumda değil. Hayatı yaşarken de Allah için her şeyi yapabilecek korumunda olması gerekir. Yoksa bizimle beraber yürüyemez. Arkamızda duramaz.